Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Evet, bir de banka yapalım. Bankalar gelmeye başladı sıcağı sıcağına. Akbank'a da bakalım. Bir de banka değerlendirmesi nasıl yapılıyormuş görelim arkadaşlar. Evet, banka dedik, Akbank dedik, evet dedik. Son 6 yıllık verisini alalım dedik. Okey dedik. Bekliyoruz yüklemesini. Evet, bu arada arkadaşlar son 14 kişiye kaldı kontenjanda program için. Evet, yüklendi. Bankaları seçiyoruz. Evet, güncelleyelim. Gelsin, otursun, değerlendirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar, son 14 kişi program kontenjanında programı kullanan arkadaşlar geri dönüşümünü bildirmeye başladılar. İşte kontrolmatikle natürel enerji arasındaki farkı, borsa farkını, yani finansal mühendislik farkını gördüler. Hayretler içerisinde kaldılar. Bunu somut olarak kendileri de tespit ettiler. Ve kuruşu kuruşuna hesaplamalarda fiyatlar birebir aynı. Çünkü arkadaşlar, bir metre dünyanın bir ucuna da gitseniz 100 santimetredir. Kutuplardan güneye ucuna inseniz orada da 1 metre 100 santimdir, değişmez. Yani bir yerde 99 santim, diğer tarafta 101 santim değildir. Evet, bakalım. Geldi verilerimiz, oturdu yerine. Önce varlıklardan değerlendiriyoruz. Bankanın iki tür varlıkları vardır. Birinci derece likit değerler, ikinci derece likit değerler. Bunları daha önceki banka konusunda işlemiştik ne olduklarını. Toplam varlıklar içerisinde birinci derece likit değerler %13.71'den cari dönemde yavaşça %19.5'a artış göstermiş. İkinci derece likit değerler toplam varlıklar içerisinde çok belirgin bir değişikliğe uğramamakla birlikte %14'ten yavaşça 14.5'a artmış. Toplam likit değerleri Akbank'ın bir önceki dönem yaklaşık 28'den cari dönemde kısmen %34'e artmış. Finansal varlıklarına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde %32,5 paya sahipken cari dönemde %40,5 paya ulaşmış. Faiz getirili aktiflerine bakacak olduğumuzda bir önceki dönem yaklaşık 97,5 payı cari dönemde %98'e yavaşça artış kaydetmiş. Yani çok belirgin, çok fazla bir değişiklik elde etmemiş faiz getirili varlıklarıyla, aktifleriyle. Evet, yatırım amaçlı gayrimenkullerin olmadığını görüyoruz. Toplam sabit kıymetlerin %1,5'tan %1'e yavaşça gerilediği görülmekte. Ve toplam aktifler 284 milyar 481 milyon 755 TL artarken serbest varlıkları %98,5'tan yavaşça %99'a artmış. Peki borçları ne yapmış? Finansman yapısında ne gibi bir değişiklik olmuş, ona bakalım.
Varlık finansmanında mevduatların payı %61'den %59,5'a yavaşça gerilerken mevduat dışı kaynakların payı ise %17'den %20,5'a artış kaydetmiş. Varlık finansmanında yabancı kaynakların payı %78'den cari dönemde %80'e, o da yavaş bir artış sağlamış. İşletmenin toplam borçları öz kaynaklarının bir önceki dönem yaklaşık 6,5 katı iken cari dönemde 9 katına ulaşmış. Yani şirket varlıklarını %90 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %10 oranında öz kaynaklarıyla fonlamaktı. Yani şunu söylemek çok mümkün. Şirket varlıklarının tamamını neredeyse toplam borçlarıyla fonlamakta. Varlıklardaki değişikliklerin nasıl gerçekleştiğini daha önce kısaca muhasebe formülü başlıkla anlatmıştım arkadaşlar. Yani öz kaynakları son derece borçlarına göre düşük seyretmekte. Evet, öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karının belirgin şekilde azalırken dönem kar payının kısmen arttığını görüyoruz. Fakat öz sermaye karlılık payı belirgin şekilde artış sağlamış. Bunun nedenine bakalım, yine gidelim panoramıza arkadaşlar. Şirket ve ortak karlılıklarına bakalım. Evet, şirket karlılığı %1'den cari dönemde yaklaşık %2'ye artarken ortak karlılığı, yani bizler için hisse senedi yatırımcılığı için önemli olan ortak karlılığı %9'dan %17,5'a artmış. Yani ortak karlılığı, gördüğünüz gibi, evet, şirket bir karlılık yaşamış ama ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde seyretmiş. Peki biz hisse senetleri sahipleri olarak ortak karlılığının şirket karlılığından yüksek olmasına dikkat edeceğiz. Katkı payı yüzdesinin %13'den %23'e, aktif karlılığının %1'den %2'ye artmasının neticesinde öz sermaye karlılık payı artış göstermiş. Ama bunun yanı sıra gördüğümüz gibi emniyet marjı %32'den %42'ye artış sağlarken borç maliyeti de %13,5'dan %32'ye artmış. Dolayısıyla öz sermaye karlılık payının hızını, yükselişini, borç maliyetinin yükselmesi, yine borçların öz sermayeye oranının hızlı yüksek oranda artışı öz sermaye karlılık payını baskılamış, daha da artmasının önüne engel teşkil etmiş. Ama ortak karlılığı olarak hisse senedi yatırımcılarının önem vermesi gereken karlılık olarak ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde gerçekleşmiş. Evet arkadaşlar, bankaların bir özelliği, şirket, yani bankaların da bir bilanço ve gelir tablosu vardır ama bu şirket, sanayi şirketlerinin, üretim şirketlerinin, efendim işte gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin bilançolarından farklıdır. Değerlendirilmesi de farklıdır. Bankaların bir öz kaynakları vardır, bir de serbest öz kaynakları vardır. Bakın, öz kaynaklar %13,16 paya sahipken bir önceki dönem, cari dönemde %10'a gerilemiş. Ama serbest öz kaynaklar
%11,5 paydan %9 paya gerilemiş. Öz kaynaklarda yaklaşık 21 oranında bir değişiklik söz konusuyken, serbest öz kaynaklarda %23 oranında bir değişiklik oluşmuş. Şimdi bankalarda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, unuttum. İlk önce dengesine bakacaktık, bilanço dengesine bakacaktık. Alışkanlık olduğu için, genelde tuttuğu için ben hızlı geçiyorum. Bakıyoruz bilanço dengesine, tutuyor. Peki bankalarda dikkat etmemiz gereken, özellikle bakmamız gereken veriler, ana sermaye yeterlilik oranı, ÇED1 denilen oran, artı katkı sermaye yeterlilik oranı, ÇED2 denilen oran. Şimdi bakıyoruz, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yaklaşık veya tam olarak söyleyelim %17,77'den cari dönemde %16,17'ye gerilemiş. Ana sermaye yeterlilik oranı, yani ÇED1 denilen, o da aynı şekilde. Zaten çekirdek sermaye, ana sermaye yeterlilik oranı hemen hemen aynı şeyler. Hemen hemen değil, aynı şeyler. Peki katkı sermaye yeterlilik oranı, yani ÇED2 oranına da baktığımızda %3'den cari dönemde %5'e artış kaydetmiş. %69,19'luk katkı sermaye, yani ÇED2 artış göstermiş. Bunların artması son derece önemli. Bir başka bakacağımız noktada arkadaşlar, temettü riskinin yüksek veya düşük olup olmayışı bankalarda. Gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde faiz gelirlerini baz alarak faiz giderleri %41,08'den %52,23'e artmasının neticesinde net faiz gelirleri %59'dan %48'e gerilemiş. Niçin? Faiz giderlerinden ötürü arkadaşlar. %41'den %52'ye belirgin şekilde bankanın faiz giderleri artış kaydetmesi sebebinde net faiz gelirleri yaklaşık %59'dan %48'e gerilemiş. Faiz dışı toplam gelirler içerisinde faiz dışı gelirlerinin %15'ten yaklaşık %30'a artmasının neticesinde de faaliyet brüt kârı bankanın %74'ten %77,5'a artış sağlamış. Faiz vergi öncesi kârlılığı %23,5'dan %32,5'a artarken vergi öncesi kârlılığı da yine aynı oranlarda gerçekleşmiş. Grubun kar ve zarar durumuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde %18'den %24'e artmış yaklaşık olarak. 5.867.566 TL olarak %93,74 artış oranıyla cari fiyatlarla. Evet, buradaki tablodaki sermaye ve yeniden değerleme birikmiş amortisman sabit kıymetler ve fon kaynak kullanımı dengesine baktığımızda burası da tuttuğunu, dengede olduğunu görüyoruz. Şimdi 2020'nin dördüncü çeyreğiyle 2021'in dördüncü çeyreği arasındaki inceleme döneminde bankanın
Yani Akbank'ın aktif karlılığı %1'den yaklaşık %2'ye artış sağlamış. Öz kaynak karlılığı %9'dan %17,5'a artmış. Kredi zarar karşılığı ise %6'dan yaklaşık %5'e gerilemiş. Kredi mevduat oranı %95,5'dan %87,5'a azalmış. Evet, kredilerin ve mevduatların rakamlarını da görebiliyoruz. Evet, bu veriler doğrultusunda hisse senedinin yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde reel hisse fiyatı hesaplanması yaklaşık 9 lira olarak karşımıza çıkıyor. Hissenin kapanış fiyatı bu bilançonun yani açıklanma tarihindeki yani 31 Aralık veya şöyle söyleyeyim 31 değil 30 Aralıkları ayın 30'undaki verileri çeker. Yani 30 Aralık 2021 tarihindeki kapanış fiyatı 7,34'müş. Bir önceki dönemde olması gereken fiyatı, reel fiyatı 4,63 TL'ymiş. Öz kaynak verimliliği %60,5 artmış. Piyasa değeri %9 oranında artmış. Şimdi arkadaşlar hani bir fiyat kazanç oranı, piyasa defter değeri olayından bahsediyordum. Evet, bankaların değerlendirilmesinde en geçerli yöntem işte bu piyasa değeri, piyasa defter değeri ve fiyat kazanç oranı değerlemeleri geçerli işlemdir. Ama sanayi şirketleri için biliyorsunuz bunu ben arka planda sürekli bırakmıştım. Yani bankaların en iyi değerlendirilme yöntemleri piyasa değerinden defter değerleri yöntemidir. Evet, likidite oranlarında azalış görüyoruz. Efendim, faaliyet oranları stabil kalmış. Aktif faaliyet oranları da aktif karlılığı, satış karlılığı artarken aktif devir hızı ve borç bölü öz sermaye artış aktif devir hızı azalırken borçların öz kaynağı oranı artmış. Onu gördük şirket ve ortak karlılığı bölümünde. Net karın ödenmiş sermayeye oranı artmış. Öz kaynak çarpanı artmış. Faize duyarlılık farkı da artış gösterirken faize duyarlılık oranı azalmış 1.25'den 1.23'e. Finansal kaldıracına bakalım. Finansal kaldıraç etkisine bakalım. Evet, finansal kaldıraç oranı 5.93'den 8'e artış göstermiş. Evet, bu da öz sermaye karlılık payının belirgin şekilde artışının nedenini bize gösteriyor. Evet arkadaşlar, banka konularına gireceğiz. Tam bitmedi, nakit akışlarını düzelteceğim. Net işletme sermayesini düzenleyeceğim. Bir taraftan bunu tamamlamak üzere çalışıyorum. Daha geniş, daha kapsamlı, daha detaylı bankaları bundan sonra yorumlamaya başlayacağız ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda da yine sizlerle eğitim videoları hazırlayıp birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Herkese iyi seanslar, kayıpsız, kazançlı seanslar temenni ediyorum.